Arkadaşlar merhaba. İlitam Tam e, Arapça bir kitabının ikinci ünitesini göreceğiz. Burada fiillerle ilgili dört ana başlığımız var. Ögeleri açısından fiiller ki bence bu ünitenin en önemli konusu. Çekimli olup olmaması açısından fiiller. Zaten bundan e, belki kısaca bahsetmişizdir. Şöyle fiiller ya çekimlidir ya da çekimsizdir. Çekimsizdir derken e, tek çekimlidir. Tek çekimli fiillere camit fiiller, iki ya da üç çekimli fiillere ise mutasarraf fiiller diyoruz. Hani fiilleri mazi, muzari, emir diye bir ayrılmıştık ya. Ha, mesela sadece mazi gelenler, sadece muzari gelenler ya da sadece emri efendim kullanılanlar bunlar camit fiiller oluyor. Mesela leyse ama mazi ya da muzari veyahut muzari ya da emir ya da mazi ya da emir iki çekimi kullanılanlara veyahut her üçünü de her üçü de Arap dilinde kullanılanlara mutasarrıf çekimli fiiller diyoruz bu çerçevede baktığımızda Arap dilinde fiiller efendim birkaç tane istisnası hariç mutasarrıf fiillerden oluşuyor nun ile tehdit edilip edilmemesi açısından fiiller efendim iki gruba ayrılıyor tevkid bununla birleşebilen fiiller tekit nunla bitişemeyen fiiller. Mazi fiiller tekit nunla bitişemez. Muzariler ve muzarilerden türetilen e, efendim emir fiilleri tekit nunla bitişebilir. Biz burada e, nasıl bitiştiğini göreceğiz ve çekim tablosunu vereceğiz. Üçüncü başlığımız irab ve bina açısından fiiller. Efendim daha önceki derste büyük bir ihtimalle söylemişizdir. Mazi fiiller, mazi fiiller mebni fiillerdir. Önüne ister nasb edatı gelsin, ister cezmi edatı gelsin. İsterse gelmesin. Tek bir formla kullanırlar. E, efendim herhangi bir ses değişikliğine bu edatlar kendisine bitiştiği bitişmesinden dolayı herhangi bir ses değişikliğine maruz kalmazlar. Muzari ve e, şey aynı durum e, efendim emir fiiller için geçerlidir. E, aslında muzari fiil e, morap bir fiildir. İki siga hariç. emir fiili Muzari fiilden türetilir. Onun da e, aslında e, şey olması hmm, murab olma e, mebni olması beklenir. Fakat e, onun emir sigasının emir sigasında gelen fiillerin de mazi fiili gibi mebni olduğu belirtilir. Fakat onun mebni'liği farklı çerçevede değerlendiriliyor. E, onu da belirtmiş olacağız. Efendim burada dedik e, ünitemizin ve bizce en önemli konusu ögeleri açısından fiillerdir. E, ögeleri açısından fiiller, e, fiillerin direkt kullanımını yansıtmaktadır. E, efendim. E, ve öğrenilmesi zor olanlar da bu kısımdır. E, bu açıdandır fiillerin bu yönü. Efendim çünkü fiiller e, bazıları direkt nesne alır. Bazıları almaz. Direkt nesne alan fiiller de bir nesne alanlar, iki nesne alanlar, üç nesne alanlar diye üç ana kısmı ayrılır. Bunları göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Arapçada fiiller nesne alanlar ki müteaddi fiiller diye adlandırılır. Genellikle tek nesne alırlar. Sayılı fiiller var. Onlar çift nesne alır. Mesela 100 tane diyeyim. Ee, ama çok daha az fiiller var. 6-7 tane. Ee, onlar 3 nesne alabilirler. Ee, efendim. Ee, bazen fiillerin faili zikredilir. Bazen zikredilmez. Diyeceksiniz ki her fiilin hani bir faili vardı. Ben öyle bir şey demedim şahsen. Her fiilin merfu bir ismi vardır dedim. Mesela meçhul çatılı fiillerin faili olmaz. Onların naibi faili olur. Yani biz fiilleri Malum çatılı olanlar ve meçhul çatılı olanlar etken ve edilgen şeklinde iki kısma ayıracağız. Bir de ile yetinip yetinememesi açısından efendim e, fiiller var. Bazı fiiller ile mefuliyle e, e, demeseydik buraya failiyle de e, deseydik efendim e, daha iyi olabilirdi. Şöyle diyelim tek bir ögesiyle yetinip yetinememesi açısından diyelim. Merfu ismiyle yetinip yetinememesi açısından fiiller. iki gruba ayrılıyor. Bazı fiillerin işte yanına bir merfu isim getirirsin. Bu e, onun e, faili e, olur. E, bu fiillere biz tam fiiller diyeceğiz. Ama bazı fiillerin yanına merfu isim getirirsin. E, Yüklem bildirmez. Yargı bildirmez. İkinci bir ögeye e, daha ihtiyaç duyar. Yani e, Yargı bildirebilmesi için müpteda ve haberden oluşan isim cümlesine muhtaç olan fiiller. Bunlara da nakıs fiiller diyeceğiz. Bir de çekimli olup olmaması açısından fiiller. Onu zaten incelemiş, şurada ince, in, in, inceliyoruz. Evet fazladan yazmışız. Şimdi kapaca bahsettiğim konulara biraz daha yakından bakalım. Ögeler açısından fiiller, e, bu konunun önemli olduğunu söylemiştim. Zaten e, cümleye, cümle kuruluşuna başladığınızda ilk bu, az önce biraz sonra bahsedeceğimiz e, konular anlatılır size. Efendim, ikinci ünitemizin ilk konusu ögeler açısından fiiller. Efendim. Aslında her fiil her fiil bir cümledir. E çünkü git dediğimizde bunun yargı bildirdiğini, cümle olduğunu, çünkü özne ve yüklemden oluşmak üzere iki ögeden oluştuğunu e, görüyoruz. Aynı durum gitti, gider, gitmiş içine geçerlidir. Bunu Arapçaya uyarlayacak olursak, keteve yazdı demek, yektubu Yazıyor, yazar, yazacak. Uktup ise yaz demek. E, efendim. Bunların her biri fiildir. Mazi, muzari, emir, sigalı. Ve bunlar bir cümledir. Çünkü her fiilin merfu bir ismi olmalıdır. Her fiilin merfu bir ismi olmalı. Biraz sonra bahsedeceğiz. Tamam. Fakat cümle deyince zaten yargı anlaşılır. Yargı deyince de özne ve Yüklem zorunlu iki ögedir. Biz yükleme Arapçada Müstet deriz. Efendim, eğer bu müstet isim cümlesi ise e, haber, fiil cümlesi ise fiil olarak adlandırılır. Özne ise e, efendim müsned ile derimiyle e, karşılık bulur ve müstet ile isim cümlesinde e, haber dur. Şey, isim cümlesinde müpteda Fiil cümlesinde e, fail demektir. Burada ne demişiz? Cümle dilin anlam bütünlüğüne sahip yargı bildiren en küçük birimidir. Yani bir dil öğrenirken amacımız cümle öğrenmektir. Arap dilinde cümleler iki grupta değerlendiriliyor. iki formda, iki tipte. İsim cümlesi, fiil cümlesi. E, efendim kısmen e, Türkçeden biraz farklılık arz ediyor. Hatta Arap'lar Türkçe cümlelere baksalar hep e, Türkler isim cümlesi kuruyor der. Mesela Ali e, öğretmendir. Bu bir isim cümlesidir. Ama Türk dilcileri cümlenin isim cümlesi fiil cümlesi oluşunu belirlerken yüklem olarak gelen e, yapının isim soylu fiil soylu oluşuyla ilgileniyor. Bu bir isim cümlesi. İşte ama Ali aynı söz diziminde karşıma e, çıkan Ali öğretiyor efendim ya da öğretmenlik yapıyor cümlesinde yüklemimiz öğretiyor e, fiil soylu ve e, çekime girmiş ve e, belli bir kipte gelmiş. Efendim zamir zamir çekimi var. E, bu fiil cümlesi oluyor. Bunu Arapçaya tercüme ettiğimizde biz Ali öğretmendir. Yani Türkçedeki isim cümlesi Arapçaya kesinlikle isim cümlesi olarak tercüme edilir. Aliyun müderrisun denilir. İsim cümlesi. Ali öğretiyor. Türkçe'de fiil cümlesi. Fakat bu cümleyi şöyle tercüme edersek. Aliyyun yuderrisu. Bu isim cümlesidir. Fakat biz Ali aliyyun derseniz. Fiil artı failden oluşan yapı. Bu fiil cümlesidir. Cümle fiyaliye. Yukarıdaki aliyyun yuderrisu cümle ismiye. İsim cümlesi. Buradan yola çıkarak Türkçe fiil cümlelerine arkadaşlar Arapçaya isim cümlesi formunda, fiil cümlesi formunda tercüme edebilirsiniz. İsim cümlesi formu demek, müpteda artı haber demek, fiil cümlesi formu, fiil artı fail e demek. Her ikisi de yargı bildirir. Dolayısıyla her ikisi de cümledir. Aslında her fiil bir cümleydi. Derrese, yüderrisu. Çünkü her fiilin merfu bir ismi olur. Terresenin merfu ismi nerede derseniz efendim öznesidir ve gizlidir. Türkçede de öyle git. Mesela öznesi sen gider öznesi o dur. Aynı durum. Arapçada da efendim söz konusudur. Et-tullabu yedrusuna fi kulliyetil ilahiyyati cümlesinde et-tullab <laughs> özne mübtedadır. Geri kalanı da yüklemdir. Niye geri kalanı dedim? Çünkü isim cümlesi iki ögeden az ya da iki ögeden fazla bir şey içermez. Özne ve yükleme beyi. Oysa Oysa fiil, e, fiili, merfu isminden önce e, alıp e, kurduğumuz Yedrusu bu fi kulliyetil ilahiyyet cümlesi Ki her iki cümlede öğrenciler ilahiyat fakültesinde okuyor anlamına gelir. Bu fiil cümlesi olup fiil, fail ve mefulün fiil ögelerinden oluşuyor. Az önceki ise bakınız özne, yüklem, müpteda, haber ögelerinden oluşuyor. Diyeceksiniz ki ama haberin içerisinde de fiil, fail, mefulün fiil var. Var ama isim cümlesinin ana ögeleri müpteda ve haberdir. Başka yok. E, haber, ki bir ögedir, tek bir ögedir. Kendi içerisinde ögelere ayrılırsa ki ayrılabilir, buna biz iç irap diyoruz. İsim cümlesi isim cümlesinde fiil olur mu? Efendim, isim cümlesi mübteda haberden oluşan cümledir der kitaplarımız. O yüzden daha fazla öge aramıyoruz. Aksine ne diyoruz? Ha burada haber diyoruz. Kelime grubu olarak gelmişir diyoruz. Fiil cümlesi soylu bir kelime grubu Oysa fiil cümlesinde yedrusu bu fi kulliyeti ilahiyat fiil fail artı tamamlayıcı diğer ögeler söz konusudur. Burada fiilimiz e, efendim malum çatılıdır. E, efendim fiil mebni lil malum e, denilir Arapçada. Ve muzari kipte gelmiştir. Burada haber olarak geldiği için müptedaya dönen bir zamir içermektedir. O yüzden hum zamirine göre çekimlenmiştir. et bu, yedrusuna. Oysa fiil cümlesinde fiil merfu isminden önce gelince hep tekil formuna çekimlenir. Failimiz müzekkerse yedrusu, müennesse tedrusu denir. başka bir alternatifimiz efendim yok. Daha önceki derste fiil çekimlerinden bahsederken Bunlardan bahsetmiş. Fiil cümlesinde fiilin tekil formunda ama isim cümlesinde olduğunda ise müptedaya uygun bir şekilde çekimleneceğini belirtmiştik. Yani müptedaya dönen bir zamir olması gerekiyor haberde. Yukarıda yedrusu fiili efendim bir, e, kendi içerisinde yargı bildirir. Çünkü her fiil bir cümledir dedik. Ve her fiilin merfu bir ögesi olur. Bu fiil cümlesinde, yedrusu fiilin merfu ögesi et tullab, az önceki isim cümlesinde, yedrusu fiilin merfu ögesi ise, şuradaki vav'dır. Diyeceksiniz ki, öncesindeki tülleb değil mi? Yok. Öncesindeki be efendim müpteda diyorlar. Geri kalanına haber. Fakat haber olarak gelen fiil cümlesinin içerisinde yedrusu ye, e, bunun da merfu ögesi vav. Burada yedrusu malum çatılı olduğu için merfu ögesine fail diyeceğiz. Demek ki buradaki vav onun failidir. Eğer buradaki fiilimiz malum çatılı olmasaydı o zaman meçhul çatılı olurdu. Ve meçhul çatılı fiilin merfu ögesine de Efendim, naib fail e, denilecektir. Efendim, isim cümlesinde müpteda ve haber ögesi arıyoruz ama fiilin fiil cümlesinde fiilin kesinlikle bir failinden e, malum çatılıysa, e, meçhul çatılıysa naib failinden bahsetmemiz gerekiyor. Artı artı diyoruz. Tamamlayıcı diğer ögeler. Evet. Yani bunlar beş mefuller ya da hal olabilir. Evet. Bu merfu ögesi fiilin zorunlu ögesidir. Olmazsa olmazıdır. Fakat biz bir fiilin nerede, ne zaman, e, efendim gerçekleştiğini, niçin gerçekleştiğini, nasıl gerçekleştiğini efendim cümle ögesi e, olarak e, belirtmeyebiliriz. Mesela Hasan uyandı. Ne zaman uyandı? Niçin uyandı? E, efendim nasıl bir uyanış? E, nerede uyandı? E, bunları biz söyles söyleyebiliriz efendim. Fakat öznesini söylemek zorundayız. Aksi halde yargı bildiremeyiz. Bununla söylemek istediğim şu, her fiilin bir gerçekleştiği yer ve bir gerçekleştiği zaman vardır. Ve çoğu kere biz eylemlerimizi e, abesle iştigal etmek için yapmayız. Yani bir sebebimiz vardır, efendim nedenimiz vardır. Yani niçini vardır. İşte nerede, ne zaman ve niçin e, efendim sorularının cevapları olarak gelebilecek ögeler cümlede tamamlayıcı ögelerdir. Arapçada bir de meful mutlak ögesi var. Fiilin e, mastarının e, olarak geldiği efendim ögeler. Bunlar tamamlayıcı ögeler. Diyeceksiniz ki peki kimi, kime, neyi, neye sorularının cevabı olan nesne yani mefulün bir ögesi. E, bunu almaz mı fiiller? Efendim bazı fiiller bunu alır. Bazıları almaz. Bazıları harfi alır. Bazıları direkt alır. Bunların e, efendim hepsini e, göreceğiz. E, çünkü direkt olarak alırsa müteahhitli fiilden bahsedeceğiz. O zaman o Mansur bölge mefulün bir olacak. Almaz. Almazsa e, o fiilin lazımlığından bahsedeceğiz. Şu an biz giriş niteliğinde. E, fiillerin cümle e, alabileceği cümle ögelerine değinmek istiyoruz. Burada 3 tane efendim e, cümle tablo olarak verilmiş ve ögelere ayrılmış. Hücreler oluşturmuş. E alta ana fiil e, efendim bu yükleme karşılık geliyor. Hani dedik ya fiil cümlesine fiil e, yüklemdir diye. Ama dilciler ona öge değeri vermiyor. Ne diyor? Mesela Şunlara hep öge değer vermiş Peki ahta fiili ne ona fiil diyorlar. Ee, ama e, tüm dizilerin onu haber olarak bildik e, bilmesinden kaynaklanıyor diyorum. Buna bir öge değeri vermiyorlar ama biz bunu yüklem olarak kabul ediyoruz. Efendim, peşinden gelen ögelere baktığımızda e, onların tek sözcükten ya da iki, iki sözcükten, hatta üç sözcükten, ya da burada geçmemiş ama çok daha fazla sözcükten oluşabileceğini görürüz. Her bir hücredeki tek bir ögeye karşılık gelen iki ve üzeri sözcük bütününe biz kelime grubu diyoruz. Mesela burada fail birinci meful bi şuradaki mefulün fi kelime grubu olarak gelmiştir. Bu kelime grupları sıfat tanımlaması olabilir, isim tanımlaması olabilir, karmaşık kelime grubu olabilir. Efendim. E'ata muallimul lugatil arabiyeti et taliben naciha caizeten emsi harica saffi kaimen efendim altları çizilmiş öge değerlerini yansıtmak üzere Arapça öğretmeni Arap dilinin öğretmeni dün sınıfın dışında başarılı öğrenciye ayakta bir ödül verdi. Bunların her biri birer efendim ögedir ve bu bir fiil cümlesidir Arapçada. Ama Türkçede e, özneyle başlıyor. Efendim Türkler cümlelerine özneyle başlar. O sebeple biz bir fiil cümlesini Türkçe'ye tercüme ederken o fiil cümlesinin öznesini öncelikle bulmamız gerekiyor. Fiili de yüklem yapmamız gerekiyor. Peki faili özne yaptık. Fiili de yüklem yaptık. Geri kalan ögeleri ne yapacağız? İşte özne ile yüklemin arasına sıkıştıracağız. Çünkü Türkçe'de e, Ögelerin sıra alınması e, yaygın olan e, budur. Özne başlar. Yüklemle biter. Araya da e, yüklemin tamamlayıcıları sıkıştırılır. Yine bir fiil cümlesi var. Darabel validu veledahu yevmel cumuati emame ummihi ta'diben lehu mücerrede min siyabihi darben şediden. Bu Arapça efendim kitaplarda var olan cümlelerden bir tanesi. E, efendim kuru tabi sanal bir cümle denilebilir. Yani gerçekçi de olabilir. Mümkün olduğunca çok öge getirilmeye çalışılmış. Bu bir fiil cümlesidir. Fiil ve failden oluşuyor. Demek ki ben bu cümleyi Türkçe'ye çevirirken "valitten" başlayacağım, "darabe" ile bitireceğim. Geri kalan tamamlayıcı ögeleri de fiil ile e, şey, özne ile yüklem arasına sıkıştıracağım. E, evet. Evet, burada var. Efendim altı, altı çizili ifadeler her biri birer ögeye karşılık gelmektedir. Arapçada bu sözcük ve sözcük öbeklerinin hangi ögeye karşılık geldiği e, hücrelerde belirtilmiştir. Baba oğlunu terbiye etmek için cuma günü annesinin önünde elbisesi kötü bir şekilde dövdü. Burada darbe şediden darbe fiilinin mansup masları demiştik ya biz buna mefur mutlak diyoruz. Efendim baba çocuğunu e, döverken çocuğun durumu ne? Nasıl? Efendim elbisesiz. Efendim. Peki niye dövüyor veya vuruyor? Efendim terbiye etmek için. Nerede? Annesinin önünde. Ne zaman? Cuma günü. Bunların her biri bir öge. Bir de bakınız şuradaki ögelerin hepsi e, efendim her tür fiille gelebilir. E, nerede? Ne zaman? niçin ve bu fiilin nasıl gerçekleştiği. Fakat veledahu ifadesi işte müteaddi fiillerle, geçişli fiillerle kullanılır. Yukarıda elta fiili mesela çift nesne almış. Bakınız başarılı öğrenciye bir ödül e, verdi. Burada darebe tek nesne almış. Oysa beket talibu sabahan fi gurfetihi اشتياقا <laughs> اشتياقا ile ailesi bu kez en şiddeden. E, Fi cümlesinde öğrenci sabahleyin odasında ailesini özlediği için çok ağladı. Cümlesinde e, darabenin aldığı ya da E altanın aldığı mefulün bir ögesinin bulunmadığını görüyoruz çünkü ağladı direkt nesne alan bir fiil değil. Şimdi varabe bir nesne alan fiil o zaman müteaddi. alta iki nesne alan fiil müteaddi. Oysa beke direkt nesne almayan bir fiil. O zaman lazımdır diyeceğiz. Fakat ister lazım olsun yani direkt nesne alsın ister müteaddi olsun yani ister lazım olsun yani direkt nesne almasın ister müteatati olsun yani direkt nesne alsın Hatta bu nesnesi ister bir olsun ister iki olsun ileride göreceğiz isterse 3 olsun her tür fiil her tür fiil ne zaman nerede niçin ve e, fiilin kendisine yöneltecek nasıl sorularının cevabını alabilir her bir e, fiilin meful fi, meful leh, meful mutlak ögeleri bulunabilir. Meful bih ögesine gelince onlar sadece müteaddi fiillerde bulunur. Yine mutluflu bebek ya da çocuk uyuyor. Cümlesinde efendim ki bu bir fiil cümlesidir. Fiil artı fail söz konusu. Peki diğer ögeler yani onları tamamlayıcı ögeler olup söylesem olur. Söylemesem de olur. Yani mevcut haliyle bu iki e, öge yargı bildirmesi için yeterlidir. Fiil, fail. Buradaki fiil efendim malum çatılıdır. Uyuyor. Uyutuluyor değil. O yüzden ettıfl fail olarak adlandırılır. Oysa yine fiil cümlesi yukta bu dersu. Ders yazılıyor ifadesinde et ders fail değil. Niçin? Çünkü yuk de bu meçhul çatılı bir fiil. Meçhul çatılı fiilin merfu ögesine naif fail diyorlar. Her ikisi de e, birer fiil cümlesidir. Efendim Arapçada kânenin özel bir yeri var. Bu özellikle isim cümlesinin önüne gelir. Tek başına kullanıldığı olur da isim cümlesinin önüne e, getirildiği kullanımlar çok 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 fazla. Ve cümleye idi anlamı katar bu durumda. Mesela ettullabu özne yedrusuna fi kulliyetil ilahiyet ilahiyat fakültesinde okuyor. E bu yüklem ve bu bir isim cümlesi. Müpteda haberden oluşan isim cümlesi. Hatta şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Yani Arap dilinde tamam. Cümle ha isim cümlesi ha fiil cümlesi. Tamam da bu isim ya da fiil cümlesi olduğunu belirlememin bir anlamı var mı? İşime yarayacak bir bilgi mi bu? Tabii ki efendim. Çünkü e, kâne e, gibi bazı yapılar var. Bunlar diyor ki benden sonra müptede ve haberden oluşan isim cümlesi gelsin diyor. Fiil cümlesi değil diyor. O zaman isim cümlesi fiil cümlesi ayrımını yapamazsak e, bu tür fiilleri kullanamayız. Neyse, biz burada isim cümlesi olduğunu belirlemişiz. Öğrenciler ilahiyat Fakültesinde okuyor. Müpteda Haber. İşte kâneyi bunun önüne getirdiğimizde Evet ki kâneyi isim cümlesinin önüne getirmemiz lazım. Yani iki ögeye isim cümlesine muhtaçtır bu kâne. O sebeple nakıs eksik olarak adlandırılır. Tek başına bir yargı bildiremiyor. Cümleye idi anlamı katar. Tabi burada okuyorlar bir de idi ekliyoruz. Tabi Türkçe'de okuyorlar idi de bazı kaynaşma ses değişimleri söz konusu oluyor ve kalın seslerden sonra geldiği için i ı'ya dönüşüyor. Okuyorlar dı. Peki okuyorlar idi desek olur mu? Olur ama biraz kulağımızı tırmalıyor. Okuyorlardı. Yani bu okuma eyleminin geçmişte olduğunu ifade ediyor. Kâne, arkadaşlar, çok önemli bir fiil. Ve burada kâne, iki ögeye muhtaç olduğundan nakıs olarak adlandırılır. Oysa, ne'me ye -ne mu fiili tek bir ögeye e, muhtaçtır. Efendim, o tam fiil olarak adlandırılır. Efendim, aynı zamanda e, direkt nesne almadığı için ne'me ye -ne mu lazım olarak adlandırılır oysa ketebe yektubu yazmak fiili direkt nesne aldığı için mütaaddi olarak adlandırılır. Biz kabaca bahsettiğimiz bu durumları şimdi biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Mefulün yani biz bu mefulün bihe direkt nesne hatta mansup nesne diyelim. Direkt nesne. Niye mansup nesne diyoruz? E çünkü eğer arada harfi cer varsa ona mefulün bir demeyeceğiz. Mefulün bir, gayrı sarı diyeceğiz. Evet. İşte fiiller, meful yani, yani direkt nesne, alıp alamaması açısından lazım ve müteahhit diye ikiye ayrılıyor. Lazım, geçişsiz fiiller, direkt nesne almayan fiiller, müteahhit ise direkt e, nesne alan fiiller. Yani nesnesini nasbeden eden fiiller, böyle de diyebiliriz. Bu nesnesi mansup gelen e, e, hani dedik ya fiillere müteahhit derir. E, peki o nesnelere ne diyoruz? Eğer mansupsa mefulün bir sarih diyoruz. Sarih mefulün bi. Fakat biz çoğu kere sarih ifadesini e, kullanmayız. Eğer harfi ise o zaman işte mefulün bir gayri sarih deriz. Hani harfi cerli gelince meful bir gayri sarih oluyorsa o zaman direkt mansup gelince ne olur? E, gayrısını düşürür. Sarihtir deriz. Fakat normalde dediğim gibi sarih kelimesini meful bihler için kullanmıyoruz. Gayrı sarih. anormal e, bir durum varsa e, gayrı sarih eklemesi yapıyoruz. Mesela e, efendim şurada yukarıya çıkalım. Valedavu ifadesi mefulun e, bihtir. Ben buraya hiç sarih yazmış mıyım? Yazmamışım. Niçin? E, onu herkes biliyor. Mefulim bir. Sarı. Eğer e, bu harfi cerli mefulim bir olsaydı ha, o zaman mefulim bir gayrı sarı efendim e, diyecektik. Efendim e, işte e, mefulim bir alıp alamaması açısından fiillere biz e, lazım fiiller ve müteahhitli fiiller diyoruz. Önce lazım fiillerden e, başlayalım. Lazım fiiller direkt mansup nesne alamayan fiillerdir. Direkt e, mansup nesne. Yani kimi, kim, neyi, ne gibi soruların cevabını veriyor. Fakat bu cevap harfi cerli geliyorsa ya da böyle bir e, 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 soruyu soramıyorsak e, o fiillerin lazım olduğuna hükmederiz. Mesela adam yürüdü. Meşer raculu. Sakatal kalemu. Kalem düştü. Beket tıflu. Bebek uyudu. Necihat bu? Öğrenci başarılı oldu. Bunlara bu soruları soramıyoruz. Ha, bazen soruyoruz. Mesela Zehebet tabibi ilel müsteşfe. Vosal valedu ilel beyt. Doktor hastaneye gitti. Ee, çocuk eve ulaştı. Bebek yatağında uyudu. Nâmet tıflı fî serîri. Teellemel marîdu min me'îdetî. Hasta, midesinden acı çekti. Gibi, efendim İlel müsteşve Burada nereye sorusunu sorduk. E, neye, kime, nereye sorusunu sorduk. E, efendim, neyden sorusunu sorduk. E, baktık ki cevaplar hep Harfi celli yani mansup bir isim değil. O zaman hem direkt almıyor bunlar müteahhitli fiil olamazlar arkadaşlar. Müteahhitli fiiller şimdi göreceğiz. Tek nesne alanlar, çift nesne alanlar, üç nesne alanlar diye üç gruba ayrılıyor ve tek nesne alanları çoğunluk arz ediyor. Ketebe talibut derse eğer biz ketebe fiilinin efendim mazidir bu. Zamir çekimini öğrendiysek öğrenmemiz gereken artı bir şey daha var. Bu bunu ben fiil cümlesi formunda mı isim cümlesi formunda mı kullanacağım? Fiil cümlesi formunda kullanacaksam önce fiil, sonra öznesi, sonra tamamlayıcı diğer ögeler getiririm. Tabi fiil ile fail arasında bazı mühendislik müzekkerlik ilişkileri vardı. Burada fiil, fail, meful e, sıralaması var. Bunları tercüme ederken ben de başlıyorum. Yani merfu failden başlıyorum. Öğrenci, dersi, yazdı. Dolayısıyla Türkçe, öğrenci, dersi, yazdı cümlesini Arapça'ya tercüme ederken fiil cümlesi formunu kullanacaksam yazdı, öğrenci, dersi sıralamasını takip etmem lazım. Qara'atı talibetül kitabe. Öğrenci kitabı okudu. Tabi buradaki öğrenci erkek, buradaki bayan. Biz Türkler Türkçe'de efendim e, erkek öğrenci, bayan öğrenci ayrımını yapmayız. Öğrenci dersi okudu. Öğrenci dersi e, yazdı efendim deriz. Fiiller ha bitmiş eylem bildirsinler. Mazi kipli olsunlar. Ha, fark etmez. Ye'huzul müderrisul kaleme öğretmen kalemi alıyor. Şeribe tıflü lebene. Bebek sütü içti. Ra sahil beyti lıslan fi beytihi. Evin sahibi evinde bir hırsız gördü. Ya tulliava, öğrenciler. Hel tefemun et derse. Dersi anlıyor musunuz? Efendim burada 6 tane örnek verdik. Hep fiil fail meful sıralaması da gelmiş. Ve lısan mansup gelmiş. Başında harf yok. El kaleme, et derse, el kitabe, el lebene, et derse. Bunların hepsi harficersiz direkt nesnedir. Bunlar mefulün bir sarihtir. Dolayısıyla bu fiiller mefulün bir sarı almışlar. Bu fiillerin her biri müteahattidir. Bir nesne almışlar, bir tane. Bunlar tek meful alan fiillerdir. Devam ediyorum. Burada altı çizili sözcüklerin bakınız nekra olabileceğini, marife olabileceğini görüyoruz. Tek sözcükten oluştuğu gibi çok sözcükten de oluşabileceğini görüyoruz. Efendim. O yüzden buradaki hemen hemen tüm cümleler fiil, fail, meful sıralamasında gelirken aralarındaki farkın ögelerin e, tek sözcük mü çok sözcük mü e, oluştuğunu fark edeceksiniz. Bunlar marife de olabiliyor, nekrede olabiliyor. Bu size kelime gruplarının ne kadar önemli olduğunu e, gösterecektir umuyorum. Ketebet talibut dersel elcedi de öğrenci yeni dersi yazdı. Karatı talibetul kutubel kadimete öğrenci eski kitapları okudu. Ketebet talibu derseyni cedideyni. Öğrenci iki yeni ders yazdı. Bakınız yukarıda sıfat tamlamaları marife olarak gelmiş ama en son kurduğum cümlede e, sıfat tamlaması e, olarak gelmiş. Ha altı çizili bunlar ve fiilin e, efendim, direkt nesneleri yani mefulün bihleri demek ki bu fiiller e, müteahhit fiillerdir. Ketebet talibu derseynil cedideyni. Öğrenci yeni dersleri yazdı. Ketebet talibu dersen cediden. Öğrenci yeni bir ders yazdı. Bak yeni dersleri yazdı. Yeni bir ders yazdı. Yeni dersleri marife dersen cediden. Yeni bir ders nekradır. Her ikisi de meful bihtir. Karahatı talibetü kutuben kadimeten. Öğrenci eski kitaplar okudu. Ketebe talibu et dersel kadime ve dersel cedide. Bakınız buradaki nesnemiz mefulun bir atıf grubu oluşuyor. İki tane sıfat tanıması vavla atfedilmiş. Öğrenci eski dersi ve yeni dersi yazdı. Karatu talibetu kitabe sadiqihe ve risalete sadiqatihe. Bakınız burada da efendim e, isim tamlamaları var ve vavla atfedilmiş kocaman bir kelime grubu oluşturmuş. Öğrenci Arkadaşının kitabını ve arkadaşının mektubunu okudu. Tabi buradaki arkadaş biri erkek, diğeri bayan. Biz Türkçe'de genelde kız erkek ayrımı yapmıyoruz. Arkadaş diyoruz. Yani hastaten belirtmek gerekirse tabi kız arkadaş, erkek arkadaş. Orada kız erkek ayrımını yapıyoruz. Ama Arapça'da kesinlikle erkek mi, bayan mı bu biçimsel olarak gösterilmelidir. Sadikun erkek arkadaş, Sadigatun, kız arkadaş. Ketebet talibu vacibe sadikihi öğrenci arkadaşının ödevini yazdı. Arkadaşının ödevi nesnedir? Raitu gördüm. Men Evet, gördüğünü gördüm. Buradaki men isim mevsuldür. Kendisinden sonraki cümleyi marife sıfat isme dönüştürür. Tamam. E bu fonksiyonuyla elde edilen yapı burada Raitu'nun nesnesi olarak gelmiş. Başında harfi cer olmadığı için mefulün bir sarih diyoruz. Gördüğünü gördüm. Ray fiil tu fail geri kalanı da mefulün bir öbeği. Ray tu tullebellezine raytavum. Evet. Burada da aynısı. Aradaki fark efendim menli e, ismi mevsul değil ellezi ile kullanılmış. Ayrıca ellezi ile kullanılan bu yapı marife bir isme sıfat olarak getirilmiş. Daha sonra da mefulün bir nesne olarak e, cümlede kullanmış. Efendim burada ellezine ile men aynı fonksiyonda fakat buraya el, men getiremeyiz. Çünkü e, sıfat tamlamasında e, men ve ma gibi isim mevsuller kullanılmaz. El takıl ismi mevsuller kullanılır. Ettullâbe men râitehum olmaz. Ettullâbe lezîne râitehum olur. Râitu fiil fail geri kalan da mefulün bir öbeği. Uridu istiyorum. Neyi sorusunun cevabı direkt nesne olarak gelmiş. Mefulün bihtir. Fakat bu nasıl gelmiş? Bakın fiil cümlesi yani eşrabu şeye çay içiyorum demek ya da içerim demek bunu direkt nesne yapamıyoruz. Çünkü fiil cümlesini nesne yapmak istiyorsak isimleştirmemiz lazım. Akla gelen ilk yöntem nitelik bildirmesini istiyorsak endir. En and, fiil cümlesini mastarlaştırır. Çay içmeyi istiyorum. Çay içişi istiyorum. Çay evet. Çay içmek istiyorum. Neyi istiyorum? Çay içmeyi. E, fiil cümlesinin önüne en getirmişiz ve sonra uridu fiilin nesnesi yapmışız. Urdu fiil gizli fail ve artı mefulün bir ögesinden oluşuyor. Uridu fiil fail gizli tabi. Raitu bu fiil faildir. Peki geri kalan uzun çizgi ne? Mefulün öbeğidir arkadaşlar. Ehade aşara taliben 11 öğrenci demek. 11 öğrenci. Buna biz temiz grubu diyoruz. Adetle mağduttan oluşuyor. Fakat taliben nekra burada. Peşinden bak fiil cümlesi gelmiş. Yeşrebu şaya fi fina'i'l medreseti. Ee, okulun avlusunda çay içiyor. Okulun avlusunda çay içiyor bir cümledir ve nekradan sonra gelmiştir. Bu nekra ile cümle arasında bir ilgi varsa ki bu var. Yeşrebu fiilinin öznesi olan gizli huve var ya o onu o işte ne bağlıyor bu cümleyi. Yani nekra, nekra bir isimden sonra kendisiyle bağlantılı bir cümle gelirse o onun sıfatıdır. Elde ettiğimiz yapı yani nekra isim artı cümle belirtisiz sıfat tanımasıdır. Bu cümlenin ögeleri şudur. Rai, fiil, tu, fail, geri kalanı ve fulümbi, Anlamı şudur. Okulun avlusunda çay içen 11 öğrenci. Evet hepsi hızlıca okudum. Nesne olduğunu belirtmek için. Efendim. E, gördüm. Evet. Kimi? Bunu. Bu sorunun cevabında harfi yok. E, o zaman mefulün bir ögesidir. Eğer harfi olsaydı mesela nazartu nazartu ile ahad ah aşara taliben yeşrebu şeye fi il medresi. O zaman ile gelmiş başında efendim o zaman bu direkt nesne değil. E, çünkü ila bir harfi Araya girmiş. İla ile bu bütüne Mefulün bir gayrı sarih diyeceğiz. Mesela iştaktu ileyke. Seni özledim. Bak kimi özledim? Seni özledim. Ama cevabı harfi cerle. O zaman bu ileyke mefulün bir gayrı Eğer ben iştaktu ke deseydim o zaman fiil fail oradaki ke de e, direkt nesne olurdu. Mefulün bir olurdu. Efendim e, teknik açıdan diyoruz ki Nesnesini harfi cerle alıyorsa fiil bu fiile biz lazım fiil diyoruz. Harfi cerli nesneye de mefulün bir kayrı sarık diyoruz. Burada fiilin birlikte kullanıldığı harfi ceri e efendim bilmeniz gerekiyor. Eğer o fiili cümle içerisinde kullanacaksınız. Efendim işte genellikle nesnesini ile ile alır diye duyarsınız. İhtiyaca genellikle nesnesini ile ile alır. Ha diyeceksiniz ki Peki direkt aldığı da olur mu? Evet. İhtiyacı ve iştaka çok kullanılan fiillerden. Bakıyorum. ile ile aldığı oluyor. Ki çoğunluk bu yönde. Bazen li ile de aldığı oluyor. Fakat bazen direkt olarak nesnesini aldığı da oluyor. Ehtiyacı ke denilebiliyor. Eğer direkt alırsa müteahhitliğinden harficerle alırsa lazımlığından bahsetmiş oruz fiyin. İştaktu ileyke. sen özledim. İştaktu ile en erake. Bak bu çok orijinal. Seni görmeyi özledim. Bak seni efendim okulumu evimi tamam. Efendim bir de bir eylemi de özleyebiliriz. İşte mesela avla avla avlanmayı balık tutmayı gibi. Seni görmeyi Özledim. Burada seni görmeyi e, derken e, fiil cümlesinin önüne engeldiğini e, dikkatinizi çekeyim. Tabii engelince fiil cümlesi bir bütün olarak maslarlaştı ve maslarlar isimdir. Ve ile isimlerin önüne gelir. Yani ileden sonra bir yapı geliyorsa bunun isim ya da isimleşmiş olması lazım. Ehtecu ile nerake seni görmeye muhtacım, seni görmeye ihtiyacım var. Ehtecu ile nukudin ketiratın çok paraya ihtiyacım var. Tehtecu ile testeriha kalilen. Evet burada da fiil cümlesi var. En ile maslarlaştırmış ve isme dönüşmüş. Artık harfi cerden sonra kullanabilirim bunu demek. Ehtecu ile ile almış nesnesini. Mefhulü bir diyoruz bu nesneye biraz dinlenmeye ihtiyacım var anlamı da bu. Teavvele ve ile alayla kullanılır arkadaşlar bak fiil nasıl kullanılır hangi harflerle demiştik ya evet bunu öğreneceksiniz ee, diyeceksiniz ki bunu nasıl öğreneyim ya burada mesela şu ana kadar 20-30 tane fiil geçtiyse kullanımından bahsettim yavaş yavaş öğreneceksiniz işte ya genellikle ne sesini ile alır ile ile alır. Davvede ala ile alır. Alışmak demek. Davvettu ala nokta noktaya alıştım. Neye sorusunun cevabının harfi cerle geldiğini görüyoruz. Efendim bu harfi cerli nesneye mefulun bir gayrı sarı diyoruz. Dolayısıyla davvede fiili lazım bir fiildir. Direkt nesne almıyor. Direkt nesne nasip etmiyor. Tavvettu ala en aişe fi medineti sivas el dedi. Evet. Ee, Soğuk Sivas şehrinde yaşamaya alıştım. Şimdi Soğuk Sivas şehrinde yaşıyorum diye bir cümle kuruyorum önce. Sonra cerden sonra getireceğim için bunun önüne en getirerek bu fiil cümlesini masallaştırıyorum. Yani Soğuk Sivas şehrinde yaşamak gibi oluyor. Ee, tabii burada yaşamak kim yaşıyor? Ben. O yüzden yaşamam. Yaşamama a, yaşamama alıştım. Fakat biz Türkler yaşamama alıştım demiyoruz, yaşamaya alıştım diyoruz. Efendim Türkçe'ye tercüme ederken Türkçe'nin e, kendi özelliklerine, Arapça'ya tercüme ederken Arapça cümle kurarken de Arapça'nın kendi özelliklerine dikkat etmemiz lazım. Neye alıştım sorusunun cevabını bir Türkçe sorsak, tehavvedeyi bilse emin olun tehavvetu ile eder. Çünkü e, a, e, var ya Türkçe'de. Hayır efendim Araplar teavvedeyi ala ile kullanır. Türkler e ile kullanır. Yaşamaya alıştım. Teavvettu ala. İşte fiilleri kullanımlarıyla birlikte ezberleyin. Efendim bazı müteahhit fiiller direkt nesne alır ama aynı zamanda mefulün bir gayrı sarı da alır. Harfi celli nesne de alır. E peki biz bu durumda ne diyeceğiz? Direkt nesne aldıkları için öncelikle müteahhit Evet. Zaten lazımlar rın tanımı ney? Ee, direkt nesne alamayan fiillerdir. Peki harficerler nesne almışlar. E, fark etmez ki o yine lazımdır. Ama direkt nesne al alırsa bir fiil o müteahhitlidir. Peki aynı zamanda e, mefulim bir gayri sarihte alabilir mi? E alabilir. Buna engel bir durum yok. Fakat e, efendim fiilleri kullanımlarıyla ezberleyin. Ben mesela e, emara fiilini öğreteceksem birisine diyorum ki arkadaşlar emara fiili emretti demek. Kullanımı şu şekildedir. Emrahu ona emretti. Bihi onu. Demek ki kime emretti? Direkt nesne ama neyi emretti? Bi harfi ile birlikte gelir. Mesela Allah Müslümanlara e, namazı emretti diye bir cümle kurmaya çalışayım. Yukarıda fiilin kullanımını yazdık. Eğer ben bu kullanımını e, öğrenirsem, emarahu bihi ona onu emretti diye ezberlersem, şu cümleyi kurmam e, mümkündür. Emara Allah. Allah onun öznesi. Fail olduğundan merfu ismi dammeledim. Allah emretti. Kime? Müslümanlara el müslimine. Direkt nesne. Peki neyi emretti? Namazı. Namaz sözcüğünü buluyorum sözlükten. Sonra bir namaz diyorum. Bir salâti. Niçin? Çünkü emredilen şeyin önüne bir geliyor. Nitekim burada emerani bana emretti. Bir ziyaretihi onu ziyaret etmemi. Onu ziyaret etmeyi emretti bana. E, efendim yani Hasan diyor ki e, bana e ee, efendim, Mehmet Ali diyor, beni ziyaret et diyor. Efendim, ben de bunu e, bildiri kipinde bir cümleye dönüştürüyorum. Emrani Hasan'ın bir ziyareti. Hasan bana kendisini emretmemi, kendisini ziyaret etmemi emretti. Efendim, burada çok çok kullanılır. Hatta bu emra fiilini e, Türkler bile biliyor. Arapça bilmeyenler bile. Çünkü emri emri bil maruf Değil mi? Yani her Müslüman duymuştur bunu. Emri bil maruf. Bakınız burada maruf iyilik demektir. Peki marufa mı emretmek yoksa marufu mu emretmek kastedilen? Burada kime emredilen? Direkt nesne? Bunu burada geç söylememişiz. Ama neyi sorusunun cevabı bile. Demek ki marufu emretmek. Maruf da e, harfi harficerli nesnedir. Mefulun bir gayri sarıhtır Arapçadan. Efendim birden de nehyi nehyi anil münker. Münkeri yasaklamak. Çünkü nehi kelimesi bak nehahu ona onu yasakladı. O, peki onu onun ne yapmasını yasakladı? Ona ne yasağı getirdi? An ile kullanılır. Anil huruci çıkmasını nehahu demek ki anhu şeklinde yapıyı ezberlemem lazım. Peki mesela Efendim e, Efendim e, Baba Baba e, Çocuğa diyor ki e, Efendim e, Uyumayacaksın diyor. Uyumayı yasaklıyor. Bunu bildiri birine nasıl söyleriz? Şöyle Nehel validu El valede Anin nevmi Bak neyi yasakladık? uyumasını. O zaman andan sonra getireceğiz. Baba çocuğun uyumasını yasakladı. Evet. Neha fiilini ne hu anhu şeklinde ezberlememiz gerekiyor. Ha. Tabi böyle bir cümleyi kurabilmek için neha fiilini yakından tanımamız, zamir çekimini yapabilmemiz gerekiyor. Neha nakız bir fiildir e, fiilleri e, efendim sanırım 5. derste göreceğiz. Ette fiili ise ette eda etti demek e, efendim. Ette mesela vacibehu görevini eda etti yerine getirdi. Ette deynehu borcunu eda etti yani ödedi. Ette el emanete emanete eda etti yani iade etti geri verdi. Kime sorusunun cevabını ise ette el emanete ile ehlihe sahibine. Evet. Burada emir tabi gelmiş. Ette yeddi edeun tehdiyetun. Ben mazi muzari ve maslarını vermeye çalıştım. Ettu emir kibidir burada. Emra mazi kip, nehe mazi kip ama etti ettu ileride göreceğiz bunları. emir kibidir. Emanetleri sahiplerine verin, iade edin. Efendim, çokça kullanılan fiiller geçiyor burada. En yaygın fiiller geçiyor. Nasaha fiili nasihat etti, tavsiye etti, önerdi demek. Kime sorusunun cevabını direkt, neyi sorusunun cevabını ise bihile alır. Demek ki tavsiye etmek fiilini nasahahu bihi formülünde ezberleyeceksin. Peki, şuradaki kime Emret e, nasihat etti sorusunu. Mesela et-talibe yazalım. Neyi emretti sorusunu, cevabını da el diyelim. E, peki bir de özne getirelim. El-müderrisi. Şimdi sonuna da nokta koyalım. Tercüme ediyorum. Öğretmen öğrenciye çalışmayı nasihat etti, tavsiye etti. Böyle tercüme ettikten sonra Türkçe e, bu cümleyi kaldırıyor mu? Kulağı tırmalıyor mu? Tırmalamıyorsa problem yok. Tırmalıyorsa hafif uyarlama yapar. Ve öğretmen çocuğa çalışmasını önerdi. Tavsiye etti. Efendim dersiniz. Yukarıda ise ne demişiz? Nasahani bir en ektuba risaleten cedide. Yeni bir mektup yazmamı önerdi. Tavsiye etti. Kim? efendim o. Ee, özneyi getirmek kolay zaten. Sadiqi dersi mesela. Efendim nasahahu. Evet bir de şekara var. Şekarahu. Ona teşekkür etti. Aleyhi nesline niye? Hani hangi dağda kurt öldü diyor ya. Ona teşekkür etti. Şekarahu aleyhi. Kime? Ona. Ye, kaldıralım mesela etta et talibe. Öğrenciye teşekkür etti. Peki öğrenciye niye teşekkür etti? Mesela öğrenci onu dinlemiştir. O da ona teşekkür ediyor. Ala istimaihi dinlemesine ilehi kendisini. Peki baş tarafa şimdi öğretmen dersek özne yapacağım. Tabi isim cümlesi kuruyorum. E, i̇stersem fiil cümlesi de kurarım. Al. Şekera el müderrisu et talibe öğretmen öğrenciye teşekkür etti. Öğren, öğretmen öğrencinin nesine teşekkür etti? Niye teşekkür etti? Kendisini dinlemesine Kendisini dinlediği için teşekkür etti. Demek ki kalıbımız şekerahu aleyhi. Ona ondan dolayı teşekkür etti. Bu şekilde aa, ezberlememiz gerekiyor. Peki bu şekilde ezberlemezseniz ne olur? Canlı sağ olsun hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Burada eşkurukum alistimaikum ila müderrisikum. Size efendim öğretmeninizi dinlemenize yani öğretmeninizi biz Türkçe'de dinlediğiniz için deriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim burada dinlemek fiilinin de kimi sorusunun cevabını ile ile aldığını görüyorsunuz. Şimdi fatvale diye bir fiilimiz var. Tercih etti demek. Fatvale neyi sorusunun cevabını kimi sorusunun cevabını direkt neye kime sorusunun cevabını ise ala ile alır. O zaman mesela onu ona tercih etti demek. Fattale Aliyen Ali'yi tercih etti efendim. Ala Hasen'in bunun anlamı Ali'yi Hasana yeledi, tercih etti, üstün tuttu demektir. Kim başına da efendim Halid'in diyelim mesela. Halid Ali'yi Hasana tercih etti. Ya da efendim Fattale Sivase Sivas'ı tercih etti. Ala e, mesela İzmir. Tabi e, ben evet bu bir cümle tabi. Bazıları tercih eder bazıları etmez. Sivas'ı İzmir'e tercih etti. Ya da mesela yenem uyuyor demek. En yeneme uyuması uyumak. Yetecevvelu, dolaşıyor demek en yetecevvele, dolaşması demek şimdi buraya fattale getirdim fattale en yaname uyumayı tercih etti ala en yetecevvele, dolaşmaya kim efendim el musafiru yolcu yorgundur yani o yüzden e, uyumayı Dolaşmaya tercih edebilir. Efendim burada Yenemu fiil engelerek mansub oldu. Yetecevvoli fiil engelerek mansub oldu. Ama önemli bir şey daha oldu. En artı fiil cümlesi mastarlaştı. Mastarlaştı. isimleşti. Burada ne demişiz? Ufat dili. Ben tercih ederim. En edruse fi kulliyetil ilahiyet. İlahiyet fakültesinde okumayı tercih ederim. Neye? Ale nedruse fi kulliyetin ukra. Başka bir fakültede okumaya tercih ederim, yeğlerim. Efendim, şeccâ fiili cesaretlendirdi demek, e, teşvik etti demek. E, şeccâh hu kimi sorusunu cevaplandırır. E, efendim, neye sorusunu ise Ala ile verir. Demek ki kalıbımız şeccâh-ı Onu ona teşvik etti. Burada şeccâd el-hukûmetu ebnâh hükümet vatandaşlarını, çocuklarını e, ilim talep etmeye, ilim tahsil etmeye cesaretlendirdi, teşvik etti. Efendim burada fiil, fail, hükümet, e, fail. Ebnehe, şeccafilin mefulün bir ögesi ama ala ile gelen bu ifade mefulün bir gayrı sarı ögesidir.